1928 senesinde Bulgaristan'dan Türkiye'ye muhacir olarak geldik. Yalova'ya yerleştik. O zaman 10-11 yaşındaydım. Babam beni Balaban Dere'nin doğusunda bir çiftlik vardı. Orayı çoban çırağı olarak verdi. Mevsim sonbahardı. Hayvanlara öğle suyu vermek için dereye indirdik. Akşam üzeri olduktan sonra hayvanları sudan kaldırdık. Çiftliğin merasına doğru geliyorduk. Hayvanları saydığımız zaman bir tanesi noksandı. Hayvanlar benden büyük olan arkadaşıma teslimdi. Sen dedi hayvanları çiftliğin merasına doğru götür. Ben dedi hayvanı bulur, yetişirim dedi. Karşıdan 8-10 atlının geldiğini gördüm. Yalova'dan Balaban Deresi'ne doğru geliyorlar. Bu atlılar geldiler, benim yanımda durdular. Benim çalıştığım çiftliği göstererek bana yolunu sordular. Dedim siz dedim çiftliğin yolunu geçmişsiniz dedim. Öyleyse dedi bize çiftliğin yolunu göster. Aynı şahıs soruyor hep. Çiftliğin yoluna geldik. Senin dedi adın ne dedi. Mustafa dedim. Benim de Mustafa dedi. Seninle dedi adaş olmuşuk dedi. Sen dedi ne iş yaparsın burada dedi. Elimle gösterdim. Dedim ki bu dedim gördüğünüz sığırları güderim dedim. Ayda bunun için dedi size kaç lira verirler dedi. Dedim 3 lira. Peki dedi bir senede ne eder dedi. Yapamadım kendim. Kendisi yardım etti. 36 lira dedim. Peki dedi ben sana dedi şey vereyim dedi. 36 lira. Niye vereceksiniz dedim. Bana dedi yol gösterdiğim için dedi. Yok dedim ben bu parayı sizden almam. O zaman bende şey vardı. Ceviz vardı. Siz dedim bu benim cevizlerimi alırsanız ben de sizin paranızı alırım. Yalnız dedim bu paraları gene eve gittiğim zaman dedim annem babam sorar. Yok dedi sormazlar dedi. Sen dedi bu parayı al dedi. Sigara içer misin dedi. Yok dedim içmem dedi. Niye dedi? Sınaşmadım. Yani şimdiki manada alışmadım. Tam Türk şeymiş o Evet. zamanlar yani. Öz Türk. Dedi bana içmeye izin verir misiniz dedi. Dedim siz için dedim. Bu konuşma bittikten sonra dedi Mustafa'nın yanına dedi. Bir de Kemal korsan ne olur dedi. Mustafa Kemal dedim. O zaman anladım kendisinin Gazi Mustafa Kemal Paşa olduğunu. O zamana kadar bilmiyordunuz ki Bilmiyordum o zamana bilmiyordunuz. kadar. Evet. Peki dedi beni dedi görsen dedi tanır mısın dedi. Tanırım dedim. Ayrıldılar. Ertesi günü eve kaymakamlık vasıtasıyla şeyler gelmiş. Jandarmalar gelmiş. Atatürk Termal'de beni istiyormuş. Çiftliğe kadar geldiler, aldılar. Otomobiller şeye götürdüler. Termale götürdüler. Ve bugün Beyaz Köşk dedikleri yerdeydi. İçeri girdiğimiz zaman Atatürk'ün huzuruna çıkardılar. Beni tanıdın mı dedi. Tanıdım dedim. Ben kimim dedi. Mustafa Kemal Paşa'sınız dedim. Seni dedi Yalova'daki çiftlikleri biliyorsun dedi. Bu çiftliklere dedi kahya yapmak istesem olur musun dedi. Kahyalık nedir dedim. Çobanların başı olursun dedi. Peki dedi bunun için dedi benden ayda kaç lira istersin dedi. Dedim siz bilirsiniz. Dedi sana dedi ayda 4 lira versem yeter mi dedi. Dedim siz münasip gördükten sonra ben de kabul ederim dedim. Yok dedi seni dedi çiftliğe kahya yapmayacağım dedi. Okur musun dedi. Dedim okurum dedim. O sırada rahatsızdım. Sıtma hastalığı vardı. Emir verdiler. Şeye yatırdılar. Şişli çocuk hastanesine yatırdılar. Bir gece Şiş Çocuk Hastanesi'ne Cemal Bey'in sözlerine bir ilave yapayım. Gece yarısı geldiler hastahaneye Atatürk ve yanındakilerle beraber. Konuşuyoruz. İyi bakıyorlar mı dediler. İyi bakıyorlar dedim.
Ve memnun musun? Memnunum dedim. Dedi seninle bir pazarlık etmiştik dedi. Ayda dedi benden dedi 4 lira istemiştin dedi. Bu 4 lira dedi bu hastane paranı yetmez herhalde dedi. Dedim siz dedim koskocaman Gazi Mustafa Kemal Paşa'sınız. Siz dedim beni buraya yatırdınız. Ben kendim isteğimden gelmedim buraya dedim. Madem ki yatırdınız dedim beni buraya. Siz dedim bunun şeyini verirsiniz dedim parasını. Gülüştüler. Çok memnun oldu. Efendim şimdi bu hastanede yatarken özel hoca tuttular. Özel hoca ile okudum. 5. sınıfın imtihanını verdim. Ve bu şekilde tahsil hayatım başladı. Kuleli'ye girdim. 2. sınıfına. Oradan harp okuluna geçtim. Ve kendi isteğimle emekli oldum. Evet, oradan emekli oldunuz. Oradan emekli oldum. Allah nur içinde yatırsın. Eğer şayet Atatürk beni alıp elimden tutmasaydı, okutmasaydı bugünkü halime ulaşamazdım. Tekrar ediyorum. Allah rahmet eylesin. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ ol. Şimdi yine Cemal Bey